Evet, merhaba çocuklar. Cuma günü dersiyle beraberiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorularımızla yine devam ediyoruz. Dün şöyle şurada bir yarıda kalmış gibi oldu ama sonucu artık söylemiştim. Bu arada çözdüğümüz soruları, hem soruları hem cevapları defterinize yazabilirsiniz. Daha kalıcı olur. Videoları durdurup defterinize geçirebilirsiniz. Biz şimdi sorularımızı çözmeye kaldığımız yerden devam edelim. 9. sorudayız. Vedat amca bahçesinin çevresine 400 santim aralıklarla 80 adet meyve fidanı dikiyor. Buna göre Ahmet amcanın bahçesinin çevresi kaç metredir? Çocuklar şimdi evet, değişik bir soru. Şimdi şöyle düşünelim. Bahçenin diyelim ki bir kenarı şu kağıdımızın şurası. Şimdi düşünün çocuklar, bir tane ağaç dikti, 400 santimetre aralık bıraktı. Bir ağaç daha dikti, 400 santimetre aralık bıraktı. Bir ağaç daha dikti, 400 santimetre aralık bıraktı. Yani böyle böyle çocuklar 80 tane 400 santim aralık bırakacak. Zaten 80 tane 400 bu yaptığımızda çocuklar bu bahçenin çevresini bulmuş oluyoruz. O zaman ben bu soruda çocuklar 80 tane 400'ün uzunluğunu bulacağım. O da 8 kere, hemen kısa yoldan 8 kere 4'ü çarpıyorum. 32 buluyorum ve diğer sıfırları ne yapıyorum? Yanına ekliyorum. Ama ben bunu santimetre cinsinden buldum. Bakın, çünkü burada santimetre cinsinden vermiş. Demek ki bu bahçenin çevresi 32.000 santimetreymiş çocuklar. Ama diyor ki Ahmet amcanın bahçesi kaç metredir diyor. Ne yapacağım? 32.000'i, yani 32.000 santimetreyi metreye çevireceğim. Santimetreyi metreye çevirirken çocuklar ne yapıyoruz? Küçük birim büyük birime çevrildiği için yüze böleceğim çocuklar. Burada yüze bölmek demek iki tane sıfırı silmek demekti. O zaman 320 metre. Demek ki Ahmet amcanın bahçesinin çevresi 320 metredir çocuklar. 10. soruya bakalım. Bir terzi 70 metrelik bir top kumaştan 30 tane çocuklar etek dikmiş. Bir etek için 140 santimetre kumaş kullandığına göre geriye kaç kumaş, herhalde kaç metre ya da santimetre kumaş kalmıştır. Bir santimetre diyelim. Evet. Şimdi çocuklar öncelikle 30 tane etek, verilenlere bakalım. 30 etek dikmiş ve her bir etek için 140 santimetre kumaş mı kullanmış? O zaman şöyle yapalım. Biz toplam kullandığı kumaşın uzunluğunu bulalım. Yani 30 tane, bakın, 140 santimetreyi çocuklar 30 tane 140'ı, evet, şöyle tekrar ediyorum, bakın, 30 tane etek, her biri 140 santimetreden toplam kullandığı çocuklar kumaşı bulacağım. Şimdi şöyle kısa yoldan çarpmayı hemen şöyle ne yapıyorum? 14 ile 3'ü çarpıyorum. Onda 42 olduğunu buluyorum. Ve şuradaki sıfırları hemen yanına ekledim. 4200 santimetre buldum çocuklar. Demek ki 70 metrelik top kumaşın çocuklar 4200 santimetresini kullanmış. Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır dedik. Çocuklar buradaki 70 metreyi santimetreye çevirmemiz gerekiyor. 70 metre kaç santimetreydi? Hemen 100'e çarpıyorum, değil mi? O da 7000 santimetre eder. Ne yapacağım şimdi? Bu kullandığını tüm kumaştan çıkaracağım. Yani 7000 eksi 4200 çocuklar. O da eşittir 2800 santimetre oluyor çocuklar. Cevabımız 2800 santimetre, yani geriye kalan kumaş uzunluğu. 11. soruya bakalım. Sibel'in boyu 133 santimetredir. İbrahim'in boyu ise Sibel'in boyunun 2 katından 119 santim kısadır. Buna göre ikisinin boyları toplamı kaç metre kaç santimetredir? Öncelikle çocuklar bir verilenleri yine bunda yazalım istiyorum. Sibel'in boyunun. Evet çocuklar, şimdi bakın. Sibel'in boyunu bulduk. İbrahim'in boyu da Sibel'in boyundan 2 kat fazla, 119 santim eksik. Yani ne yapacağım? 133'ü 2 ile çarp, 119 eksilteceğim çocuklar. 133'ü 2 ile çarpalım. 266 buldum. Şimdi çocuklar 266'dan da
119'u çıkarıyorum. Çocuklar geriye. Çocuklar geriye işte 103 artı. 3 çocuklar ikisinin boyunu bakın 133 Sibel'in boyu, 147 ise İbrahim'in boyu. İkisini topluyorum. Çocuklar sonuç olarak şöyle 0 elde var. 1 attım 3'e, 4 4 daha 8 ve 1 1 daha 2. Bakın ikisinin çocuklar boyunu 280 santimetre buldum. Ama bizden soru şunu istiyor. Kaç metre kaç santimetredir diyor. Çocuklar 280 santimetreyi artık metreye çevirebilirim. 280'in içinde 100'ü arayacağım. 2 defa var. 2 metre 80 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Dönüşümleri yapabilirsek soruları çok rahat çözebiliriz. 12. soruya bakalım. Seyran'ın çantası 36 santimetre. Kalemi 156 milimetre. Silgisi 32 milimetre. Ve kalem tıraşı 22 mm uzunluğundadır. Seyran'ın eşyalarının uzunlukları kaç santimetredir demiş çocuklar. Şimdi çantayı yazalım. Çocuklar verilenlerden çanta 36 santimetre. Hemen kaleme bakalım. Çocuklar kalem şimdi 156 mm diyor ya. Bunu bir santimetreye çevirelim. Santimetre ve milimetrede kalır değil mi? Şimdi 10 milimetre 1 santimetre kabul ediyorsa 156'yı 10'a böldüğümde çocuklar evet 15 santimetre 6 milimetre buldum ve silgideyim. Çocuklar silgi içinde 32 milimetre demiş. Bu da kaç santimetreye tekabül eder? 32'nin içinde 10 3 defa vardır. Yani 3 santimetre 2 milimetre eder. Bir de kalem tıraş var. Çocuklar kalem tıraş da 22 milimetre uzunluğundaymış. Hadi onu da santimetreye çevirelim o zaman. 22'nin içinde 12 defa var. Yani 2 santimetre çocuklar geriye de 2 milimetre kalır. Şimdi soru bizden neyi istiyor? Hepsinin çocuklar toplam uzunlukları kaç santimetredir demiş. Şimdi biz bunların hepsini ne yapacağız? Toplayacağız. Yani 36 önce santimetreleri toplayalım. Sonra milimetreleri toplayalım. Yani 36 santimetre, 15 santimetre, 3 santimetre ve 2 santimetreyi toplayacağız. Hemen yapalım şuraya. Çocuklar bakın hepsini topladım. Şuradakilerin hepsini santimetreleri topladım ve 56 santimetre buldum. Ama bir de milimetrelerimiz var. Yani 6, 2, 2. Kaç milimetre ediyor? 10 milimetre ediyor çocuklar. Burası 10 milimetre. Peki 10 milimetrenin kaç santimetreye tekabül ettiğini biliyorum. 10 milimetre 1 santimdi. E çocuklar bir de burada 56 santimetremiz var. O zaman 56 artı. Evet çocuklar. Şöyle Seyran'ın çantasındaki çanta, kalem, silgi, kalem tıraşın uzunluğunu topladım. Bir de burada milimetrelerim vardı. Bunda 1 santimetre olduğunu biliyorum ve toplamda 57 santimetre olduğunu görüyorum. Köyümüz ilçeye 24 kilometre uzaklıktadır. İlçemiz ile ilimiz arası ise 45 kilometredir. Köyümüzden çıkan servis aracı ile gidip gelirse köyümüzden çıkan kim olsun? Eda olsun. Servis aracı ile gidip gelirse kaç metre yolu yapmış olur? Çocuklar köyün ilçeye olan uzaklığının 24 kilometre olduğunu biliyorum. Şimdi çocuklar şöyle köy ile ilçe arasının 24 kilometre, ilçe ile il arasının 45 kilometre olduğunu biliyorum. Şimdi köy ile il arasının uzunluğu bu ikisini toplayarak 69 kilometre buldum. Çocuklar şimdi köyden çıkan Eda bir kere gidip bir kere gelecekse bu yolu iki kere gidecektir. Yani 69 ile 2'yi çarpıp 138 buldum. 138 kilometre toplamda yol yapıyor. Ama soru bizden kaç metre yol yapmış diyor. 138 kilometreyi çocuklar metreye çevireceğim. Onu da çocuklar 1000 ile çarp. 138 bin çocuklar yol yapmış olur. Kilometreyi böylelikle metreye çevirdim. Çocuklar bu haftalık dersimiz bu kadar. Hoşça kalın.